Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2024 Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Ağustos ayı günlük hayatınız, iş ve mesleki konular, genel sağlığınızla ilgili alanlarda biraz daha dikkatli olmanız, düzenlemeler yapmanız gereken bir ay. Satürn burcunuzda, evet, orta vadede zaten hani sorumluluklarınıza, biraz daha hayatınızdaki düzenlemelere dikkat çekiyor ve daha ciddi olmanız gerektiğini işaret ediyor. Ve Güneş 22'sine kadar Aslan burcunda parlayacak. 6. evinizde ve 4 Ağustos'ta tam da bu alanda 12 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay yeni bir işe başlamanız, yeni bir mesleki konu, yeni bir sorumluluk almanız, günlük hayatınızda bir yeni düzen oluşturmanız için aslında size olanaklar sunabilir. Bununla birlikte tabii çalışmıyorsanız, hani evdeyseniz evde bazı düzenlemeleriniz var, işleriniz, meşguliyetleriniz var. Hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, beslediğiniz, bakımıyla uğraştığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, hatta akrabalar, yakınlar, biraz ailevi konularda bu yeni ayda sizi daha fazla meşgul edecek gibi görünüyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar Aslan, Kova, Boğa ya da Akrep. 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. 4 Ağustos ve takip eden 2 haftalık süreç içerisinde bu yeni ay etkileri hayatımızı şekillendirecek. Dolayısıyla biraz hareketli, meşguliyetlerinizin biraz öne çıktığı bir ay, ama sizin olduğu kadar akrabalarınız, yakınlarınızla ilgili konularda çok belirleyici olabilir veya siz onlardan dolayı hani meşgul olabilirsiniz. Onlarla daha fazla etkileşim içerisinde de olabilirsiniz. Mars ve Jüpiter İkizler burcunda hareket edecek ay genelinde, 4. evinizde. Yani bu sizin özel hayatınız olmakla beraber biraz hani evdeki işlerle ilgili. Yani evde de bir kalabalık var görünüyor. Belki burada işte aile üyeleri sizde toplanıyor olabilir. Aileyle ilgili böyle bir hızlı gündeminiz var ya da evde bir işiniz var. İşte ev tadilatıdır, yerleşimidir, taşınmadır. Buralarda daha fazla meşguliyetiniz var. Özellikle ayın ortalarında Mars ve Jüpiter kavuşacağı için buradaki iş temposu artarken biraz hani sanki kontrolünüz dışında da durumlar söz konusu olabilir. Özellikle aileyle ilişkilere dikkat edin. Çünkü burcunuzdaki Satürn'le Mars arasında bir etkileşim var. Kendiniz biraz engellenmiş hissedebilirsiniz ya da evle, aileyle ilgili sorumluluklar, işte bu akrabalardır, yakınlardır, onlarla ilgili işler üzerinizde fazla bir sorumluluk yaratabilir ve bu bir kısıtlandığınız ve engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Ya da evde çalışıyorsanız, mesela evde bir iş yapıyor olabilirsiniz. Evde online işleriniz olabilir. İnternet üzerinde online işleriniz olabilir. Burada bir engellenme, bir kısıtlanma ya da böyle bir teknolojik bir sorun ve benzeri şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Hani bunun da tabii ki günlük temponuzda böyle bir zorlayıcı etkisi olabilir. Merkür retrosu var bu ay. Ayın 5'inde başlayacak, Başak'ta başlayacak. Aslan'a geçecek ve 29'una kadar büyük oranda aslında Aslan burcunda Merkür gerilecek. Bu da bize şunu işaret ediyor: biraz yavaşlamalara, günlük hayattaki tersliklere hazır olmak lazım. Yani planladığımız işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Gecikebilir, ertelenebilir, bir şeyler böyle uzayabilir. Mesleki alanlarda olabilir, işte evdeki işlerde olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Genellikle böyle bir B planımız, C planımızın olmasında fayda var. İşte bu dönemde eğer hizmet aldığımız kişiler varsa onlar da bir sorun çıkabilir. Hizmet alamayabilirsiniz. Örneğin işte evdeki çocuğunuzun bakıcısı bir problemi olabilir. Bu da sizin iş temponuzu etkileyebilir. Her zaman hizmet aldığınız kişiler işte bu dönemde sıkıntıları olabilir, hizmeti aksayabilir gibi gibi. Bu da sizin iş meşguliyetlerinizi biraz arttırabilir. Tabii ki planlarınızı biraz zorlayabilir. Merkür retrolarında aslında biraz yavaşlamak, biraz hani içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir gözden geçirmek, daha doğru düzenlemeler yapmak. Hani uzun süredir yapamadığınız işleri yapma fırsatı da bulabilir bu size. İşte yaşadığınız mekanları düzenleyebilirsiniz. Dolapları böyle bir gözden geçirebilirsiniz. İşte angarya işlerle şöyle bir uğraşabilirsiniz. Bunları böyle bir tamamlayabilirsiniz. Bunun için fırsatlarınız olabilir.
19 Ağustos'ta 27 derece Kova burcunda dolunay var. 12. ev dolunayı olacak ki 12. ev dolunayları çok da kontrol edemediğimiz arka plandaki konularla ilgilidir. Dolayısıyla stresi olabilir sizin için. Zaten kendi içinde de biraz stresli bir dolunay bu. Ama genel olarak aslında kolektif alanlarda tesirlerini görebileceğimiz bir dolunay. İşte jeopolitik alanlarda artabilir stresler, beklenmedik durumlar olabilir, doğa olayları tetiklenebilir, ekonomik piyasalarda zorluklar olabilir gibi. Hani bunun dolaylı yansımaları olabilir. Bireysel olarak sizi çok fazla etkilemeyebilir. Zaten sizi etkileyebilmesi için dolunay derecesiyle sizin kişisel gezegenlerinizin temas etmesi gerekiyor. Lütfen kontrol ediniz. Eğer sabit burçlar, kova, aslan, boğa ya da akrep, bunun son derecelerinde böyle 25-30 derece aralığında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa evet, bu dolunay sizi etkileyebilir. Ne olabilir? Beklenmedik sürpriz, ani bir krizle karşılaşabilirsiniz. İşle ilgili olabilir. Sağlıkla ilgili özellikle dikkat edin zaten. Sağlık alanında işte böyle ihmal ettiğiniz bir konu var ama aniden bir kriz ortaya çıkarabilir. Rutin sorunlarınız varsa, sizin ya da işte yakınlardır, akrabalardır ya da yanınızdaki kişiler, belki evcil hayvanlarınız. Buralarda ani bir sağlık sorunu gündeme gelebilir. Sağlığı ihmal etmemek, gerekli kontrolleri yaptırmak gerekiyor. Dolunay ve takip eden günlerde özellikle. 22'sinde Güneş Başak Burcu'na geçecek. Venüs Başak Burcu'nda ayın genelinde aslında. Dolayısıyla bu ay hani eş ilişkileriniz, partner ilişkileriniz daha destekleyici görünüyor. Hayattaki işleriniz, sorumluluklarınız biraz sizi yorabilir ama eşinizden, partnerinizden daha fazla destek alabilirsiniz bu ay. Ve 22'sinden sonra Güneş bu alanı aydınlatmaya başlayacak. Biraz daha böyle ilişkiler, ortaklıklar, sosyalleşmeler, bunlar ayın son günlerinden itibaren sizin için daha bir aydınlanmaya, öne çıkmaya başlıyor. 29'unda Merkür Retrosu da tamamlanmış olacak. Merkür'ün de artık ileri harekete dönmesi günlük hayatınızda hissettiğiniz o engelleri, sıkıntıları da çözecektir. Daha rahat ilerleyebileceksiniz ve biraz da eğlenceli, keyifli konulara, iş konularına, ilişkilere ve hatta Venüs'ün de desteklemesiyle beraber ayın son günlerinden itibaren parasal konularda daha bir rahatlama söz konusu olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.